Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sema Tın Patikleri Örgü kanalındasınız. Değerli örgücüler, bu yeleğin yakasını anlatmıştım ben size. Yaka düşürmek tekniği ve fırfırlı kısmını anlatmıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir de yaka düşürme tekniğini anlatmıştım. Hani şöyle şimdi belli olmuyor da oyun tulu olsun diye. Bebeklerin çene altına dokunup da rahatsız etmesin diye şu kısmı paylaşmıştım. Ve bunu yelek yaparsan birlikte yapacağız demiştim ve karar verdim, yelek yaptım. Şimdi bir yeleği yaptım. Tam böyle kol yerini tamamladım. Haroşamı ördüm. Bundan sonra kol ayrımını yapacağız. Bunu da yeni öğrenen arkadaşlar çok merak edip istek göndermişti. Bebek yeleği çalışın diye. Ben de onun için bunu anlatayım istedim. Bakın şimdi. 80 tane ilmekten 80 de galiba birinci bölümde var zaten. 80 tane ilmekten kaç tane artırmışım? Şu artırma yerini bir sayayım ben. 20 tane artırma yapmışım. 20 tane artırmadan sonra hemen üzerine 3 diş haroşa gitti. Artırma yok, artık bitti. 20 tane artırmadan sonra 3 diş haroşa gittim. Şimdi bu haroşa tam modelimizin ön yüzünden bitirdik. Arka yüzünden kol ayrımını yapacağım sizinle. Gelin onu da birlikte yapalım. Yeni örecek arkadaşlar için bu kısımlar çok önemli. Ustalar zaten biliyor. Örgü yapan deneyimli arkadaşlar zaten biliyor. Ama yeni yapacak arkadaşlar için buralar çok önemli. 20 tane artırdıktan sonra bu neredeyse 2 yaşa kadar olabilecek bir ölçüde. Çocuğun gelişimine bağlı. Hemen kenar ilmeklerimi yapıyorum. Bunun üzerine güzel bir şey düşünüyorum ama dur bakalım. Onu da sizinle birlikte paylaşacağım. İlik yerimize gelince bakın ilik yerimizi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane haroşadan sonra diğer ilik yerimi koydum. İlik yerimin anlatımı ayrıyeten bir videoda var zaten. Şimdi tekrar haroşa olarak devam ediyorum ön kısmı da. Yani dördüncü sıra haroşamız olmuş oluyor. Dördüncü sırada tabi kolu kesmemiz gerekiyor. Kol altına kadar şu artırma yerine kadar örüp geliyorum. Tam şu artmış olan hani arada düz ilmeğimiz var ya, düz ilmeğimizi de ön tarafa aldım. Yani öne ekledim burayı da. Şimdi buradan başlayıp keseceğim. Şöyle ters keselim ki öbür tarafta haroşa gibi dursun. Ne sıkı ne gevşek. Burayı iyi ayarlayın. Çok sıkı keserseniz kol ağzı büzülür. Çok gevşek keserseniz kol ağzında açılma olur. Şimdi şöyle tutun. Bakın. Şöyle düzgün duruyorsa işiniz yolunda. Ben haroşamda şu uç kısımda görünsün istiyorum. Şimdi bu şekilde diğer artırma yerine gelene kadar kolu keselim arkadaşlar. Şimdi son ilmeklerimizi de tekrar birlikte keselim. Dikkatli, düzenli, acele etmeyelim. Acele edersek zaten işimiz hiç güzel olmuyor. Ben acele ettiğim zaman benim işlerim çok kötü oluyor. Onun için sakin sakin. Burada görmüş olduğunuz bakın şu ara ilmeği. Bunu da arka kısma katmak istiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Şu kol boyunu. Evet, bakın bayağı bir 2,5-3 yaşında bile olur. Yani ipin bu arada Nako Elit Baby örgüde en çok yakışan ip bu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın arkayı da düz olarak örüp diğer kola kadar gelelim. Arkaya geçtik. Arkayı da örelim.
Arkayı da ördük. Arada görmüş olduğunuz şu düz ilmeğimizi de arkaya ekledik. Şimdi başlayıp keselim yine. Diğer kolda kesmiş olduğumuz gibi öndeki artırma yaptığımız yere kadar bu kolu da keselim arkadaşlar. Bunu da düzenli bir şekilde keselim. Geldik. Şu bir tane ilmeğimizin üzerine onu da öne ekleyeceğiz. Evet. Şimdi bütün ilmeklerimizi haroşa örüp sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın kolyelerini ayırdık. Her iki kolyelerini de ayırdık. Bundan sonraki kısmına istediğiniz modeli yapabilirsiniz. İstediğiniz örneği koyabilirsiniz. Fakat şu ilk sırada ben şu kol altında iki tane ilmek artırmak istiyorum. Yelek daha rahat duruyor. Yelekte hırkada kol altında bir tane iki tane artırmayı yapmayı unutmayın. Bundan sonrasını modelimizin sadece düz örgü olarak yapıp üzerine işleme yapmayı düşünüyorum ama hiçbir yerde olmayan bir işleme düşünüyorum. Takip edin, takipte kalın. Bakalım ne yapmışız. Kanalımda birkaç çeşit yelek modelleri var ama bunda değişik bir şey yapacağım. Pek piyasada olmayan bir şey yapmak istiyorum. Şimdi düz örgü. Tamamen yeleğimi düz örgü öreceğim. 20 santim kadar. Ondan sonra lastiğe geçeceğim. Bakın kol ayrımına geldik. Bu aradaki artışı da gösterip bırakıyorum. Şimdi şu şekilde bak. Şuradan şöyle şu ilmeği görüyorsun değil mi? Bu ilmeği şöyle çevirerek çevirdim. Sırf açıklık kalmasın diye. Bir tane artırdım. Tekrar şöyle üstten taktım. Çevirdim. Bir tane daha artırdım. Yani maksat iki tane ilmek artırmak burada. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer kolyerinde de aynısını yapacaksın. Böylelikle bu sırayı bitirelim. Burada da artırmayı tekrar göstereyim ben size. Bakın son ilmeğimi ördüm ya. Şöyle üstten takıp tekrar çevirdim. Sırf ara açıklığı olmasın diye. Bir tane artırdım. Tekrar üstten taktım. Bir tane daha artırdım. Düz örgü örmeye devam ediyoruz. Bundan sonrası tamamen düz. Yani arka taraftan ters, ön taraftan düz olarak istediğiniz boyuta kadar devam edin örgünüzü. Evet, sıra sonuna geldim. İki tane artırmamı yaptım burada. Bunlar gayet güzel duracak. Ve bundan sonrasını modelimizin tamamen arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak devam edin. Eğer herhangi bir kendinden örnek koyacaksanız ilmeklerinizi sayarak ayarlayın. Örneğin modeliniz 4 artı 1 ilmek üzerine kuruluyorsa ona göre sayın. Kol altında da eğer tam geliyorsa iki tane de değil de mesela eksiğinizi kol altında giderin ama fazla artırmayın. İki taneden, üç taneden fazla artırma çirkin durur. 3, 6 tane düğme yerimi yaptım. İpi kendime doğru aldım. Yeleğimizin arka yüzünden yapılışı tamamen ters örgü olarak devam ediyorum. Bundan sonra yeleğin arka yüzünden ters örgü, ön yüzünden düz örgü. 20 santim kadar ör. Sonra 4 diş haroşanı yap, yeleğini bitir. Sonra üzerinde birlikte yapalım. Bakalım üzerine ne yapacağız? O da sürpriz olsun. Bu şekilde yap gel arkadaşlar.
Merhabalar, hoş geldiniz Semahat Empatikleri Irk Kanalı'ndasın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bayramdan sonra çektiğim ilk video. Videomuzun birinci bölümünü çekmiş göndermiştim, bu ikinci bölümü. Birinci bölümünde yeleğimizin ta düğmelerini dikmedim. Bakın şöyle şuraya kadar anlatmıştım. Yeleğin yaka yapımını anlatmıştım. Çok da cici oldu. Güzel bir yelek oldu yani. 1,5-2 yaşına kadar giyebilecek ölçülerde, sayılarda bir yeleğimiz. Şurada ufak ufak işlemeler yaptım. Rokoko tekniği kanalımda var. Düz örgü üzerine işleme diye de var. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin kol birleştirmesinde zaten yaptık. Yeleğimize koyduğum şu modeli. Bakın çok güzel. Açılmayan, toplamayan, çok rahat bir model koyduk yeleğimize. Şöyle göstereyim. Düğme yerlerini koyduk. Kaç tane düğme yeri koymuşum? Şurayı iğneyle tutturdum açılmasın diye ama iğnemizi alalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme yeri koydum. 6 tane haroşadan ön lastiğini yaptım. Şimdi bu modelin anlatımını yapacağım size ama küçük bir parça da yapacağım. Yeleğim bitti. Çok da cici oldu. Bir de sarı düğme alıp diktim mi bitmiştir. Şimdi hemen hiç lafı uzatmadan ben ilmeklerimi attım. Bunun yapılışına geçelim. Çabucak bitirelim. Şöyle kısa bir video olacak. Modelimiz 5 artı 3 ilmek üzerine kurulan bir model. Açılmaz, toplamaz, sarkmaz bir model. Bazı modeller topluyor. Mesela burgulu modeller toplar. Bu toplamıyor. Hemen kolyerini birleştirdikten sonra 2 sıra düz gittim. Geç ben 4 sıra düz gittim de şurayı 4 sıra düz gittim sonra modeli kurdum. Gelin modelin kurulumuna başlayalım. 2-3 sıra 2 sıra haroşa gittim. Lastiğinizi bitirdikten sonraki aşamadayız şu anda. Örneğin ön bantını yaptınız. Kenarda 3 tane ters ilmek. Pardon. Lastikten sonra 1 sıra düz. Lastiğinizi örün, bitirin. Her ne yapacaksanız 1 sıra lastiğinizin üzerine düz örgü olarak tamamen yapın. Şimdi çevirin arkasını. Arkadan da bir sıra ters olarak. Ters yaparken ip kendinize doğru. Ters ilmeklerimizi de yapıp gelelim. Tersimizi de yaptık, bitirdik. Şimdi modelin kurulumuna geçelim. Bakın. Bir, iki, üç tane haroşa. Ön lastik yaparken bu haroşayı devam ettirin arkadaşlar. Ben modeli anlatıyorum. Şu haroşayı devam ettirin. 7 tane ilmekten ön lastik yani düğme yeri. 7 tane haroşanızı devam ettirdikten sonra şu aşamaya geçiyoruz. Modelin kurulumu bu şekilde. Bir sıra lastiğin üzerine düz gittikten sonra 3 tane ters. İkisini birlikte kestik. Bir tane artırdık. Bir tane ördük. İkisini sola doğru kestik. Birinci modelim bitti. İpi kendime doğru aldım. Bir, iki, üç tane ters. Yine ikisini birlikte sağa doğru kestim. Artırdım. Bir tane düz ördüm. Artırdım. İkisini sola doğru birlikte örerek kestim. Kenarda yine 3. Modelimizin aralığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2 ilmek de koyabilirsiniz, 4 ilmek de koyabilirsiniz. Şimdi arka yüzünü çevirdik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmekleri ters örgü olarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Modelimizin arka yüzünü ters olarak geldik ve bitirdik.
ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sırada kenardaki 3 tane haroşa olanı ipi kendine doğru al ve haroşa olarak ör. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi modelin üzerine ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1, 2, 3 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmek 3 tane ters. Arka yüzünü çevirdik. Örmeden aldık. Bütün ilmekleri arka yüzünde ters olarak örüp sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar ters olarak ördük geldik. Tekrar modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünü çevirdik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane kenar haroşa ördüm. Şimdi bu sırada tekrar modelimizi yapacağız. İkisini sağa doğru kestik, artırdık. Bir tane ördük, artırdık. İkisini sola doğru kestik. İpi kendime doğru aldım. 1, 2, 3 tane haroşamı yaptım. Tekrar modelin üzerindeyiz. İkisini sağa doğru kestim, artırdım. Bir tane ördüm, artırdım. İkisini sola doğru kestim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Yani modelden sonra, şu anda modeli yaptık ya, bir ters geleceğim. Tekrar düz gidip 2. Ters gelip 3. Dördüncü sırada modelimizi yapacağız. Tekrar bir daha göstereyim. Bütün ilmeklerimi modelden sonra ters olarak sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Kanalımda birçok yelek modeli var. Bebek yelek modelleri var. Yetişkin yelek modelleri var. Erkeklere böyle yakışacak vurgulu modeller var. Ne ararsanız kanalımda mevcut. Varsa eğer çıkarmamı istediğiniz model, özelden Instagram sayfam Sema04'ten bana yazabilirsiniz. Facebook kanalım Sema Tazar. Yazabilirsiniz. İstediğiniz modeli elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Kenar terslerimi ördüm. Modelden sonraki tersin üzerinden tekrar bir daha düz gidiyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Modelin üzerine gittiğimiz ikinci sıra, çevirdik modelimizi ve üçüncü sıra. Üçüncü sıradan sonra modelimizi tekrar yapacağız arkadaşlar. Model çok kolay. Dediğim gibi toplamıyor, sarkmıyor. Bazı modeller topluyor. O zaman da ilmek artırmak zorunda kalıyoruz. Hem kolay hem gösterişli, her yaşa uygun bir model. İsterseniz robadan sonra, yani robayı artırdıktan sonra da becerebiliyorsanız devam edebilirsiniz. Tekrar modelimizi gösteriyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şöyle ikisini sağa doğru kestim, artırdım. Bir tane ördüm, artırdım. İkisini sola doğru kestim. Dördüncü sırada modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3 tane ters. Sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Artırdım. Bir tane ördüm, artırdım. Sola doğru ikisini birlikte kestim. 3 tane kenar ilmek. Modelimiz bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sarıda da böyle durdu. Beyazda da daha bir hoş durdu. Şu şekilde. Yeleğin boyunu artık yaptığınız ene göre ayarlayacaksınız. Her kime yapıyorsanız. 80 ilmekten başladığımız yeleğimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Kanalımda kalın. Abone olarak bana destek verebiliyorsunuz. Allah razı olsun. Bir de köşede zil var.
Ona da tıklarsanız benden gelen bütün işler size haber edecektir o bildirimle. Facebook kanalım Sema Tazar. Instagram sayfam Sema04. Pinterest Sema Tımpatikleri. Kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek hoşça kalın. Başka bir çalışmada buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.